Merhaba, Sanat Saati programına hoş geldiniz. Bu hafta size geleneksel Türk Ebru Sanatı'nın aşamalarını ve kullanmış olduğumuz malzemeleri anlatacağım. Bu hafta size tek başıma anlatmayacağım. Bize öğrencim Filiz eşlik edecek. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak biz boyalarımızı ezerek başlayacağız. Aşık kırmızı boyamızı, yani Çamlıca toprağını alıyoruz. Boyalarımızı nasıl elde ediyoruz hocam? Şu şekilde. Bunlar toprak boya Filiz. İşte aşık kırmızı, toprak sarı, kahverengi. Toprak boyalarımız, yani oksit boya diye adlandırılıyor. İşte geriye kalan zümrüt yeşili, mor, sarı, beyaz, bayrak kırmızı renklerimiz, pigment renklerimiz bizim. Toprak boyalar. Eski ustalarda hocam kullanılmış. Evet, eski ustalar daha çok toprak boya tercih edermiş biliriz. Toprak boyaların ezme aşaması daha geçtir. Çabuk elde edemeyiz ama pigment boyalarımızı daha kolay ezerek daha çabuk sonuca ulaşabiliriz. Peki ezdikten sonra hemen teknede kullanabiliyor muyuz hocam boyayı? Hayır, bir 15 gün ya da 1 ay dinlendikten sonra teknemizde kullanabiliriz. Çünkü bizim için eski ve dinlenmiş, beklemiş boyalar kıymetlidir. Şimdi Filiz'cim, aşık kırmızı boyamızın böyle galiba ortasını açmamız gerekiyor. Ortasını açıyoruz. Ve daha sonra belli bir su miktarı var mı hocam? Yok, göz kararı, şimdilik ekleyeceğiz. Bizler damlalıkları kullanıyoruz. Damlalıklarda ödümüzü ve suyumuzu eşit bir miktarda boyalarımızın içerisine koymamızı sağlıyor. Daha sonra bu şekilde yediriyoruz suyuna. Ara ara ben... Evet, ara ara sen su ilave et biliriz. Şekilde sana vereyim. Ben suyu ilave edeyim. Şimdi peki belli bir şekilde ezmem gerekiyor mu? Göstereceğim sana. Desti zenk yardımıyla ezeceğiz. Ama önce bir boyamızı, suyumuzu verelim. Daha sonra desti zenk taşımızı kullanarak 8 çizerek boyamızı ezeceğiz. Çok kolay elde edemiyoruz. Biz boyalarımızı yaklaşık 5-6 saat ezmemiz gerekiyor. Zahmetli bir süreç oluyor bu da bizim için. Filiz de biliyor, ben eski ustalarımız hangi yollardan geçmişse, bana hocam ne şekilde öğretmişse, ben de derste bizzat kendim o şekilde aktarmaya çalışıyorum. Çünkü aslında bu noktada öğrencinin ne kadar istikrarlı olduğunu anlayabiliyoruz. Sebat eden ve sabır gösteren öğrenci bu sanata devam ediyor. Yani sabır öğreten bir sanat hocam. Evet. Boyalarımız bizim için çok önemli. Kaç saat hocam bunu ezmemiz gerekiyor? İşte dediğim gibi toprak boyanın yine bir 5-6 saat ezilmesi gerekiyor. Boyalar çok önemli. Hiç ziyan etmeden. Peki tarihin geçme gibi bir durumu var mı hocam? Yani efendim, uzun süre saklayabilir miyiz bu boyaları? Evet, dediğim gibi yıllanmış, beklemiş boyalar bizim için çok kıymetlidir Filiz. O yüzden ustalar eski bir boya buldukları zaman çok sevinirlermiş. Eskisi makbul. Evet, boyanın eskisi makbul. Şimdi ben şey mi çizeceğim hocam? Evet, desti zenk yardımıyla Filiz ezecek boyalarımızı. Güç kuvvet isteyen bir... Evet. Ara ara suyunu vereceğiz ve ödünü ilave edeceğiz. Ödde bir miktar var mıdır hocam? Yok, şu anda biz boyamızı ayarlayacağız ve ana kavanozumuzu oluşturacağız. Suyunu ve ödünü vereceğiz. O ana kavanozumuzda bizim boyamız
Dediğim gibi 15 gün, 1 ay kadar dinlenecek. Daha sonra teknede kullanmak için ara kavanozlar oluşturacağız. İhtiyaç dahilinde. Evet, ihtiyacımız olduğu zaman ana kavanozun içerisinden alıp teknemizde kullanacağız inşallah. Biz öz kullanıyoruz. Aynı zamanda boyaların içerisine de ekliyoruz. Teknemizde yani bu boyamızın içerisine de ekleyeceğiz. Teknemizde kullanırken de öd bizim için çok önemli. Ödü nasıl elde ediyoruz hocam? Öd de safra kesesinde bulunur Filiz. Boyaların suyun üzerinde açılmasını sağlayacak. Ebru'nun şifası da diyebiliriz aslında. Sevgili seyirciler, şimdi Filiz ezme işlemine devam edecek. Uzunca bir süreç tabii ki ezme işlemi. O boyalarımızı ezerken ben de size diğer malzemelerimizi tanıtayım. Elimde şu anda kerajinimiz var bizim. Kerajin suyu yoğunlaştırmamızı sağlıyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişmekte olan gevenotu bitkisinden elde edilmektedir. Çok önceden ustalarımız deniz kadayıfı kullanıyorlarmış. Deniz kadayıfı da bir yosun çeşididir. Fakat biz artık kerajin kullanıyoruz. Yani kıvam arttırıcı tercih ediyoruz. O şekilde fırçalarımız var bizim. Birazdan fırçalarımızı da sararak, uygulama yaparak size göstereceğiz. Fırçalarımız da uç kısmı yaşlı atların kuyruk kısmından elde edilmektedir. Neden yaşlı atlar hocam? Yaşlı atların kuyrukları daha sert olduğu için Filiz, biz yaşlı atların kuyruk kısımlarına tercih ediyoruz. Belli bir coğrafyası var mıdır peki? Evet, işte Kazakistan'dan bize gelmektedir. Düzleştiriliyor, bize o şekilde sunuluyor. Biz de bunları misina yardımıyla sarıyoruz. Aslında daha çok erkek gücü gerekiyor ama biz sararak bu uygulamayı size de göstereceğiz inşallah. Sap kısmı da gül dalıdır. Necmettin Okyay ve Mustafa Düzgünman ustalarımız çok eskiden gül yetiştirirlermiş bahçelerinde. Ustalarımızı rahmetle anıyoruz buradan. Biz de aynı şekilde kuşaktan kuşağa bu sanatı bu şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda esneklik özelliği vardır gül dalının. Onun yanı sıra da küflenmiyor. Ondan dolayı gül dalı tercih ediyoruz. Bizim çeşitli kalınlıkta ve ölçülerde sapları ahşap, uçları çelikten olan bizlerimiz var. Onlar da farklı boyutlarda sanırım hocam. Evet, bunlar da farklı boyutlarda. Onun sebepleri? Bunları da işte biz kimini battalda gel git yaparken kullanıyoruz, kimini hatipte kullanıyoruz, kimini lale başında kullanıyoruz, çiçeklerimizin başlarında, yapraklarında uygulama evet. yaparken kullanıyoruz. Bu da tabii ki çeşitli incelikte ve kalınlıkta olması gerekiyor. Çantere bentimiz var bizim. Bu ne işe yarıyordu? Bu da battal ebruda. Evet, battal ebruda kullanılıyor. Alan çok tozluysa tozu kapatmak için çantere bentini tercih ediyoruz. Şimdi Filiz boyamızı ezdi. Yani ezmiş olduğunu varsayacağız. Boyamızı toplayacağız. Uzun saatler gerekli. Evet. Çok uzun saatler gerekli. Boyamızın hiçbirini ziyan etmeden artık şöyle bir kavanozu alıp spatula yardımıyla biz bu boyamızı topluyoruz. Bu bizim ana kavanozumuz olacak. Boyalarımız kıymetli olduğu için ve uzunca bir süreçte ezdiğimiz için hiç ziyan etmememiz gerekiyor. Eski ustalar daha çok kıymetini bilirmiş sanırım. Evet, kesinlikle. Şu anda günümüzde her şey artık hazır elde ediliyor. Ve birçok öğrenci arka aşamasını maalesef görmüyor, bilmiyor. Ve bu sanatın çok kolay olduğunu düşünüyoruz.
şu an böyle hazır olarak satılıyor zaten. Evet, hazır olarak fırçalarımız da, boyalarımız da satılıyor. Her evresinde emek isteyen bir sanat. Kesinlikle. Sabrınız yoksa da, sabrı da size öğreten bir sanat. Evet, desti zenk taşımızla ezdik ve kenarlarındaki boyaların hepsini alıyoruz. Daha sonra bizim küçük, bunlar biraz büyük olan fırçalarımız. Bunlar da küçük fırçalarımız. Şu şekilde alıyorum boyama. Üzerine bir miktar su ekliyorum. Biz genelde içme suyu tercih ediyoruz. Boyalarımıza zarar vermesin diye. Teknede de evet çeşme suyu kullanıyoruz. Fakat o da yine kireçli olmamasına özen gösteriyoruz. Her şey doğal olunca biz de elimizden geldiği kadarıyla dikkat etmeye çalışıyoruz. Üzerine ödümüzü de ekleyeceğiz. Bu bizim artık ana kavanozumuz olmuş olacak. Şimdi sizlerle birlikte fırça sarma aşamasını görmüş olacağız. Bir önceki aşamada bahsetmiştim. Şu şekilde gül dalımız var bizim. Dikenlerinden arındırılmış bir şekilde bize sunuluyor. İnce olan kısmına şöyle bakıyoruz. Yani hangi taraf ince, hangi taraf kalın, değil mi Filiz'ciğim? Bu taraf ince. Evet, bu taraf ince. İnce olan kısmını baz alarak ne demiştik? Atkıllarımız için de Kazakistan'dan geliyor, düzleştiriliyor, fırınlanıyor ve bize o şekilde sunuluyor demiştik, değil mi Filiz? Evet. Aynı şekilde uygulamayı Filiz yapıyor. Yaklaşık bir fırça kalınlığında atkılımı avucumun içerisine alıyorum. Şu şekilde açıyorum. Başka fırçalarla da yapılır mı diye merak edersiniz belki. Ustalarımız hep gül dalı tercih etmişler. Mustafa Düzgünman, Necmettin Okyay bahçesinde gül ağaçları yetiştirdiği için kendi fırçalarını da kendileri sarmışlar. Biraz erkek gücü kuvveti gerekecek. Biz de inşallah bugün tüm gücümüzü ve kuvvetimizi sizlere göstererek fırça sarma işlemini tamamlamış olacağız inşallah. Şöyle lastik yardımıyla da atkıllarım dağılmasın diye tutturuyorum lastikle. Penizle tutturdum. Daha sonra ben fırçamı ortalayacağım. 1 metre yaklaşık misinamı elime alıyorum. Misinayı şu şekilde yapıyoruz Filiz. Tamam. Şöyle, evet şu şekilde yapacağız. Şöyle fırçamızın üst kısmına yerleştiriyoruz. Parmağımızla da destekliyoruz. Daha sonra etrafını üste doğru mu hocam sarıyoruz? Evet, yukarıya doğru, üste doğru sarmamız gerekiyor. Ve ince bir detay daha var Filiz. Üst üste gelmemesi gerekiyor. Peki. Tamam. Üstteki şu yuvarlığı da kaybetmememiz gerekiyor. Tamam. Sebep? Alttaki misinayı da kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü en son bittiği zaman düğüm oluşturacağız biz onlarla. Tamam. Peki. Şu şekilde sarıyoruz. Eski ustalarda kendileri sararmış sanırım. Evet, kendileri sarıyormuş. Daha sonra lastiğimi çıkartıyorum ben artık. Fırçamı da ortalıyorum. Misinamı da birazcık aşağı doğru
çekiyorum. Ve bu şekilde devam ederek tüm gücümle sarıyorum. Gördüğünüz gibi üst üste gelmemesine özen gösteriyoruz. Ve artık bitti. Misinamın uç kısmını bu yuvarlak halkanın içerisinden geçiriyoruz. Tamam. Evet, geçirdim. Daha sonra şöyle çekiyorum. Orta kısımda düğüm oluşturuyorum. Şu kısmını, misinamın fazla kalan kısımlarını kesiyorum. Evet. Evet, geriye kalan misinalarımızı bir miktar kesiyoruz. Biraz. Ve fırçamızı çektiğimiz zaman tüm gücümüzle bu fırçamızın çıkmaması lazım. Çıkarsa fırçamız, tekneye attığımız zaman da atkılarımız tekneye dökülür ve yapmış olduğumuz iş hüsrana uğrayabilir. Daha sonra biz atkılarımızı şu şekilde düzleştiriyoruz biz. Evet, eşit bir şekilde düzleştirerek kesiyoruz. Sonra da salçata yardımıyla da aşağı kısımdan atkılarını şöyle keserek düzleştireceğiz. En son fırçamız bizim şu aşamada olması gerekiyor. Bakın üst kısmı düzleşmiş ve alt kısmından bir miktar atkılı kesilmiş bir şekilde. Artık bu kullanıma hazır bir fırçadır. Burada masamızın üzerinde küçük fırçalarımızı görüyorsunuz bizi. Bunlar da hatip kavanozumuzun içerisinde kullanmamız için sarılmış fırçalar. Hatip kavanozu derken neyi kastediyorum ben? İşte küçük oluyor kavanozlarımız. İlerleyen aşamalarda göstereceğim. Bunun yarısı kadar bir kavanoz düşünün. Çiçek yaparken galiba. Evet, çiçek ve hatipleri yaparken kullanıyoruz o kavanozlarımız. Karıştırmak için bu küçük fırçalarımızı tercih ediyoruz. Sanat Saati programında malzemelerimizi tanıttık, boyalarımızı ezdik ve Filiz'le birlikte fırçalarımızı sardık. Bir sonraki Sanat Saati programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.